Türkler Konstantin Tiyatrosu'nda Türklerin onları katlettiğine dair bir oyun yazmışlar. Yani bir uyduruk bir oyun, bir tiyatro ve orada Alman medyasını ve Alman otoritelerini, özellikle politikacıları oraya toplayarak tiyatroda güya Türklerin Ermenileri katlettiğini ispatlamaya çalışıyorlar. Güney Almanya'nın Konstanz şehrinde Agop gazetesi yazarları ve Ermeniler tarafından düzenlenen tiyatro, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti. Hrant Dink'in cesedinin üzerine Türk bayrağı kullanılması ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkler soykırım yapmamıştır" sözünün de yazılmasını bölgede yaşayan Türkler protesto etti. Şehir parkında Konstanz ve çevresinden gelerek toplanan yüzlerce insan ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve pankartlarla şehir içinden geçerek tiyatronun bulunduğu alana gelerek çirkin afişi protesto ettiler. Tiyatro önünde göstericileri tiyatronun müdürü Christoph Nix karşılayarak bir konuşma yaptı. Alman polisinin geniş önlemler aldığı gösteride Türkçe ve Almanca basın bildirileri okundu. Diese stellen da die Flagge der Türkischen Republik, welche über einer bekannten Leiche wedelt und ein zusätzliches Zitat des Ministerpräsidenten Erdogan. Die Kunst eine gewisse Grenze hat. Diese fängt an bei der Ausnutzung eines Grundrechts auf Kosten eines anderen Grundrechts. In diesem Fall die Ausnutzung der künstlerischen Freiheit auf Kosten der Menschenwürde. Alman medyasının da büyük ilgi gösterdiği ve sakin başlayan protesto yürüyüşü aynı şekilde sakin bir şekilde olay çıkmadan dağıldı. Göstericilere yaptığı konuşmada son derece sıcak mesajlar veren tiyatro önünde göstericileri tiyatronun müdürü Christoph Nix mikrofonlarımıza da konuştu. Wir lernen uns kennen und wir gucken, dass wir keine Feindlichkeit in den Augen haben und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, ich finde jetzt erstmal, dass es auch gut ist, auch wenn es kontrovers ist und damit, glaube ich, kann man demokratisch auch gut umgehen. SPD Baden-Württemberg eyaleti Avrupa Başkanı Hans-Peter Friedrich konuyla ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Es ist auch durchaus Gegenstand der Themen, die ja im Beitrittsprozess der Türkei mit Europa mitverhandelt werden. Wie sieht es aus mit Meinungsfreiheit? Wie sieht es aus mit künstlerischer Freiheit in der Türkei? Wie sieht es auch aus mit der Vergangenheitsbewältigung? Insofern ist es ein Thema, das uns sehr bewusst ist. Gerade wir müssen auch die sozusagen mit unserer deutschen Geschichte uns kritisch auseinandersetzen. Auch das damalige Kaiserreich war ja nicht unbeteiligt im Ersten Weltkrieg. Vatandaşlarımız ise olayı kabul edemez olarak değerlendirdi. Böyle bir günde bütün vatandaşlarımızın burada olduklarından dolayı çok mutluyum. Ben Ekrem Durmuş, Überlingen'den geliyorum. Überlingen Cemiyet Başkanıyım aynı zamanda. Bu konu hakkındaki düşüncelerim, yani katılımın az olduğu, daha fazla kişinin katılmasını bekliyordum ben kendi açımdan. Ama yine de böyle bir günde, böyle bir yürüyüşte, böyle bir protestoda bizi yalnız bırakmayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Almanya'da böyle bir işin gündeme alınması bence yanlış bir şey. Bırakalım bu işleri tarihçiler çözsünler. Zaten her şey pankartla başladı, tiyatronun başlattığı reklamlar. Reklamda az önce de anlattığım gibi Türk bayrağı, ondan sonra Hrant Dink'in cesedi ve Erdoğan'dan bir laf yani vardı. Ondan sonra üçü de bayağı bir alakasız bir şey. Sonra biz tabii bunu gördük, rahatsız olduk. Bir tepki göstermek istedik. Yani ilk önce Emre gördü bunları. Emre başlattı. Dedi ki gençler baksanıza böyle şey reklamlar falan asmışlar. Yani hiç de doğru değil bence bir cesedin üzerine bir Türk bayrağı koymak. Kitapta Türk ve Ermenileri ilgilendirir bu olay. Yalnız sıkıntı olan şey Almanya tiyatrosu. Sanat özgürlüğü çok önemlidir Almanya'da. Ve Alman tiyatrosu da zaten durmadan böyle yurt dışından gelen konuları burada gösterir. Ve bu sefer de işte ödül almış bir romanı seçtiler. Bu Edgar Hilsen Roth diye bir tam ismini hatırlamıyorum, bu romana yazan adam. Bunlar için ödül almış zaten bu adam. Ve tiyatroda zaten böyle konular için arayışta. Pankart'ta Sayın Erdoğan demiştir ki
bizim tarihimizde, yani Türk tarihinde bir soykırım olmamıştır. Söz budur ve bu sözü cesedin bir hele hele Hrant Dink'in cesedinin üstüne koymak tabii yine de kışkırtıcı bir şeydir ve bunu çok yanlış buluyoruz biz burada. Soykırım olup olmadığını mahkemeler karar veriyor. Bildiğimiz gibi de mahkeme bu konuda daha karar vermemiştir. Daha doğrusu da Amerika'da bir karar çıkmıştır da soykırım olmadığına dair. Biz de o yüzden bunu çok yanlış buluyoruz.